Birol Gönen Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Uygulama Atölyesi için açılış töreni düzenlendi. Şefika Pekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımızın söylenmesiyle başladı. İlçe müdürümüz aramızda olacaktı. Yoğun bir sınav trafiği var bu hafta sonu ve gelecek hafta. Ondan dolayı toplantılarından dolayı katılamadı ve sizlere selamlarını iletti. Ben de selamlar sizlere iletiyorum. Maalesef COVID sürecinde acılar yaşadık. Bu acılardan bir tanesi de bizim Şefka Pekin ailesine düştü. Gerçekten üzücüydü. Dünyayı kasıp kavuran bir süreçti. Canları yaktı. Ama biz merhum Birol Gönen anısını yaşatabilmek için Rukiye Hocam bir yola çıktı. Dedi ki, hocam atölyeyi yenileyelim düşüncesiyle yola çıkıldı öncelikli olarak. Dedi ki, hocam tamam sen biraz bağış bul, üzerine ben takviye ederim. Ondan sonra dedim bu atölyeyi düzenleyelim. Ve ondan sonra kendi aile etrafında da bu konuşulup aile, Gönen ailesi biz yapalım diye yola çıkıldı ve bu şekilde bir atölye ortaya çıktı. Ve bu atölyede kız çocuklarımızın da eğitim göreceği için de gerçekten biz çok mutluyuz. Ve isminin de merhum Birol Gönen isminin de burada yaşatılması gerçekten farklı bir duygu. Onun için de özellikle bu süreçte destek olan hocama, aileye gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir uygulama atölyesi yaptılar. Hatta geçen çocuklara dedim ki burayı müdür odasını buraya taşıyalım. Dedim sizi ben öbür tarafa alayım. O ne kadar güzel oldu bu sınıf dedim uygulama diyor. Yok hocam biz burada ders göreceğiz. Onun için de çocuklarımızın burada şu andaki çocukların da bundan sonraki çocuklarımızın da burada eğitim görmesi en büyük arzumuzdur. Ki Atatürk'ün de özellikle kız çocuklarının ve kadınlarımızın hem eğitim öğretimde yer alması, hem meslekte yer alması, hem çalışma hayatında yer alması için ilk 1930'lu yıllarda kadınlara gerçekten seçme ve seçim hakkını ve yönetimde olabilme hakkını verdiğinden dolayı gerçekten büyük bir önem taşıyor. Bundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz. Birol Gönen Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Uygulama Atölyesi için dualar edildi ve kurdele kesim törenine geçildi. Program, lokma hayrı sonrasında sona erdi.